Merhaba arkadaşlar, Abidin abi kanalına hoş geldiniz. Bugün Gamesir X1'in bütün problemlerinin çözümünü anlatacağım size. Kurulum videosunda probleminiz varsa iletişime geçin dediğime cidden çok pişman oldum. Yani günde 10-20 kişiyle mesajlaşıyorum. Üstüne yetmiyor. Akşamleyin geliyorum, görüntülü konuşuyorum. Yani cidden yormaya başladı beni. Ben de şu videoyu çekeyim dedim. Zaten YouTube'da Gamesir X1 ile alakalı hiçbir çözüm videosu olmadığı için siz benimle iletişime geçiyorsunuz. Yani bugün bütün problemlerinize çözüm arayacağız. Cidden hoşuma giden birkaç yorum var. Onlara okuyacağız. Onlara cevap vereceğim. iOS için de mesaj atan arkadaşlar var. Bugün iOS için de yardımcı olmaya çalışacağım size. Çünkü benim cihazım Android ama yani birkaç video izledim iOS'lar için. Onun için de yardım etmeye çalışacağım. Bir de sizden bir ricam var. Lütfen videoyu atlamayın. Çünkü belki başta anlatacağım bir probleme yaşıyorsunuzdur. Siz videoyu atladığınızda direkt buraya geçerseniz yine aynı problemi yaşarsınız. iOS'lar için direkt videonun sonuna gitmesini tavsiye ederim. Yani baştan izlemenize gerek yok. Hepsini anlatacağım. İlk önce birkaç yorum okuyacağım. Yani bu yorumlar da belki sizinle alakalı olabilir. Yani elinden geldiğince size çözüm üreteceğim. Başlayalım o zaman. İlk önce Kadir'in yorumunu okuyayım size. Bu cihaz oynandığında ban yemiyor değil mi? Ben Gamesir'in resmi sayfasına baktım. Bununla alakalı bir makale yazmışlar. Artık FPS oyunlarında hiçbir şekilde ban yemiyorsunuz. Normal siz de mobil oyuncu olarak geçiyorsunuz. Yani ban problemi yok. Yani ben de nereden baksanız bir 2-3 haftadır oynuyorum. Yani PUBG Lite'de oynadım. PUBG Mobile'da oynadım. Yani hiçbir engelle karşılaşmadım. Yani Kadir'cim ban yok. Onur Aytkın'ın mesajına bakalım. Bu sistemi kurunca mobiller ile mi oynuyoruz, PC'dekilerle mi? Yani sistemde emülatör olarak mı görünüyoruz? Acil cevap demiş. Onurcuğum karşınızdakiler tamam ya mobil oyuncu, siz de mobil oyuncu olarak geçiyorsunuz. Bununla alakalı YouTube'da video var. İki kişi, biri Gamesir X1 oyuncusu, biri de normal mobil oyuncusu. İkisi aynı anda başla düğmesine bastığında aynı odaya düşüyorlar. Yani bu da her ikisini de normal mobile oyuncu olarak gösteriyor. Kadir'in bir yorumu daha var işte. Benim bahsettiğim yorum da buydu. Yani cidden mantıklı bir yorum. Yani bu Çin'deki koronavirüsle falan filan. Sizlerseniz bir mesajı okuyayım. Abidin abi evet alacağım. AliExpress Çin'den getirdiği için biraz düşünceliyim. Koronavirüs olduğu için sizce ne yapmalım? Türkiye'den mi alsam düşünüyorum. Siz nereden aldınız Abidin Bey? Abone oldum, takip edeceğim. Başarılarımızı diliyor. Cidden çok güzel bir yere değinmiş. Yani koronavirüs var. Yani bu illeti ne Türkiye'mize ne de ailenize, çevrenizdekilere bulaştırmayın. Bunun için güzel bir çözümüm var. Yani onu göstereyim size. O zaman gelsin. Evet hazırız arkadaşlar. Ürünümüz Çin'den geldi diyelim. Yani biraz saçma olacak ama yani cidden yani kendinizi seviyorsanız temizliğe önem verin. Cihazı temizleyin. Hatta nasıl temizleyeceğinizi de göstereyim size. O yüzden eşyalarımı almak. Evet arkadaşlar, temizleyici alın. Cihaza zarar vermeden yani sıvı temasını bulandırmadan bir güzel temizleyin. Yani bu güzel yoruma en fazla bunu diyebilirim. Evet arkadaşlar, gırgır şamata bir yana yani yorumlara cevap da verdik. Şimdi asıl videomuza gelelim. Örnekleyeyim, klavyeniz ve mouse'unuz çalışmadığı zaman ilk olarak bakacağınız yer geliştirici seçenekleri. Şimdi bu geliştirici seçenekleri nasıl açıldığını da göstereceğim size. Ben kapattım geliştirici seçeneklerini. Size göstermek amaçlı. Arkadaşlar, telefon hakkında kısmına giriyorsunuz. Burada yazının bilgileri var. Yazılım bilgilerinden yapım numarasına 7 defa tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şifremi yazayım bir dakika. Tıkladıktan sonra geliştirici seçenekleri açılıyor. Buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Telefonun en altına düşüyor geliştirici seçenekleri. Bu geliştirici seçeneklerini açtıktan sonra USB hata ayıklamasını açıyoruz buradan. Eğer USB hata ayıklamasını burada bulamazsanız telefonunuzun şarj makinesinin ara kablosunun bir ucunu telefona bir ucunu da cihaza takıp oradan da açabilirsiniz. Yani eğer USB hata ayıklamasını bulamazsanız. Evet arkadaşlar, şimdi Bluetooth'unuzu açıyorsunuz, cihazı açıyorsunuz.
G-Groups uygulamasına gireceksiniz buradan da. Benim ekranım dönebilir arkadaşlar. Buradan Gamesir X1 seçiyorsunuz. Mavi butona basacaksınız arkadaşlar. Yani sürümünüz ister 3316'nın üstü olsun veya altı olsun. Siz yine mavi butona basın, güncellemenizi yapın arkadaşlar. Grux'ta işimiz bittikten sonra, yani güncelleme bittikten sonra bu sefer de FBS Doçka gireceğiz arkadaşlar. Grux'u güncellediğiniz zaman cihazınız kapanacak. Bir iki saniye bekleyin. Sonra cihazınızı açın, Bluetooth'unuzu açın. FBS Doçka girin arkadaşlar. FBS Doçka girdiğiniz zaman arkadaşlar, yani sıfırdan kurulum yaptığınızı düşünelim. FBS Doçka girdiğiniz arkadaşlar otomatik kendisi güncelleme yapacak. Güncelleme yaptıktan sonra yine cihazınız kapanacak. Cihazınız kapandıktan sonra cihazınızı tekrar açın. Bu sefer Bluetooth eşleşmesindeki Gamesir X1 olan cihaz FBS Doçka dönüşecek. FBS Doçka döndüyse tamamdır. Güncellemesini yapmıştır arkadaşlar. Bu sayfaya giriyoruz. Bu sayfaya girdikten sonra bu yeşil yanıp sönen butona tıklıyoruz arkadaşlar. Bir şekilde tıkladıktan sonra ekrana böyle bir yazı gelmesi lazım. Solda gördüğünüz yeşil gri butonunda yeşile dönmesi lazım. Ardından PUBG'ye girebilirsiniz. Şimdi yani asıl sorunlar zaten burada başlıyor arkadaşlar. Bir oyuna girsin. Bir sorun arkadaşlar bu atama yapamayanlar için. Nasıl atama yapacağınızı da göstereceğim. Örnek diyeyim şu dördü şuradan kaldırayım. Sileyim. Örnek diyeyim ben şuraya tuş koymak istiyorum. Bir iki saniye basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Bir iki saniye basılı tutunca zaten böyle kırmızı buton geliyor. Ben buraya klavyeden dört tuşuna basıyorum. Dört oraya yerleşiyor. Ama bunun asıl problemi bu değil arkadaşlar. Şimdi ben bunları bu şekilde bir güzel dizdim. Ama oyundan çıktım. Tekrar girdim. Bütün ayarlarım yine bozulmuş. Tabii onun sebebini de söyleyeyim size. Ayarı yaptıktan sonra arkadaşlar close demeniz lazım. Buradan da save changes'i tıklamanız lazım. Yani save changes kaydedilsin mi ayarlarınız diye. Confirm demeniz lazım. Şimdi kaydettiniz ama oyuna girdiniz. Sadece sağa sola hareket edebiliyorsunuz. Yani tuşların bazıları çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Bunun da sebebini söyleyeyim arkadaşlar size. Yine buradan ayarlara giriyoruz. Buradan ayarlarınızı yaptıktan sonra, örnek diyeyim, atamaları yaptıktan sonra Vite Config demeniz lazım. Bu Vite Config demediğiniz zaman mouse çalışmayacak, klavyeniz çalışmayacak. Ya da çalışacak, bazıları çalışacak, bazıları çalışmayacak. Hatta bu Vite Config'i her oyuna girdiğinizde bir kere tıklayabilirsiniz. Yani bir zararı yok. Öyle söyleyeyim size. İkinci problem olarak da bu mouse'un sola keskin dönüp sağa yavaş dönmesi veya sağa hızlı dönüp sola böyle ağır ağır dönmesi. Bunun sebebini anlatayım size arkadaşlar. Buradan yine FBS Doçka tıkladık. Şu gördüğünüz imleci arkadaşlar kendinize göre ayarlayın. Yani ben böyle ayarladım. Siz yine kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Çünkü bu ekranı ortalıyor gibi bir şey söyleyeyim size. Örnek diyeyim yine size hızı yetmedi diyelim. Buradan yine ayarlara girip Otter Settings diyoruz. Sol tarafta F1, F2, F3 mouse ayarları var. Bunları kurcalayın arkadaşlar. Yukarıya çıkardıkça fare ağırlaşıyor, onu söyleyeyim size. Ne kadar sıfıra yaklaştığınızda fare hızlanıyor. Ona göre ayarlayın. Diğer problem olarak da hazır buraya girmişken şu üçüncü Using Simulator, yani mouse imleci gözüksün mü gözükmesin mi diye mi? Eğer oyunda mouse imlecinin gözükmesini istiyorsanız tıklıyorsunuz, Confirm diyorsunuz. Tabii Confirm dedikten sonra da Vite Config diyoruz ki mouse'umuz ve klavyemiz tam çalışabilsin diye. Bu şekilde arkadaşlar ekrandaki. Bunu gizlemek için de klavyenin Caps Lock tuşuna bastığınızda gizleniyor. Peki kaldırmak istiyorum dediğiniz zaman yine ayarlara giriyoruz. Otter Settings diyoruz. Üçüncüyü kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattıktan sonra Vite Config diyoruz. Bu şekilde kaydediyoruz. Yine gözükür fare ama bu oyun içinde gözükmez. Burada yani tıklayabilmeniz için bir nevi bilgisayar işlevi gibi gösteriyor size. Instagram'dan biriyle iletişime geçmiştim. Bana böyle fotoğraf attı. Yani ben de gördüm ve şaşırdım. Ne solda ve ne sağda herhangi bir PUBG veya herhangi bir oyunun yazıları yok. Böyle bir sorunla karşılaştığınız arkadaşlar direkt FBS Doçku silip tekrar yükleyin. Bu FBS Doçku'nun tam yüklenmediği anlamına geliyor. Bugün
Bir arkadaşla iletişime geçmiştim. Hatta bir saate yakın görüntülü destek vermeye çalıştım. Hiçbir şekilde oyunda verim alamadığını, hatta mouse'unu sağa çevirirken oyunda sola dönmesi veya yukarı çevirirken aşağı dönmesi, klavyenin de ters çalışması. Öyle bir sorunla karşılaştık. Ben de ilk defa karşılaştım. Onu direkt Gamesir'in sayfasına yönlendirip destek birimiyle iletişime geçmesini söyledim. Yani iletişime geçmiş, hatta ben ona söyledim ki yani çözümünü bulursan bana da söyle, bugün videoya eklerim dedim. Telefonun Xiaomi markası olduğu için şeyi desteklemediğini söyledi. Gamesir X1'i. Onun için Gamesir World uygulamasını indirmesini söyledi. Gamesir World'u indirip deneyecek. Yani Xiaomi telefonu olanlar Gamesir World'u da indirmeniz lazım. Yani 3 uygulama indireceksiniz. Yine çözüm bulamayanlar için açıklama kısmına Instagram hesabımı da bırakacağım. Yani her türlü iletişimden elimden geleni kadar yardım etmeye çalışıyorum. Yani ben bile bu cihazı aldığımda 2 gün boyunca uğraştım. Yani oraya bastım, buraya bastım, şuraya bastım. Yani arkadaşlar, oraya buraya basınca herhangi bir zarara gelmiyor. Yani kurcalayın. Başka çaresi yok. Kurcaladıkça zaten öğreniyorsunuz. Bugün bir arkadaş daha sormuştu. Abi, reset nasıl atılıyor diye. Gamesir X1'de reset yok ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bluetooth'unuzdan FBS Doçku unutup Gegurux'u FBS Doçku silip geliştirici seçeneklerini kapatıp sıfırdan kurulum yapabilirsiniz. Bu da bir nevi reset yerine geçiyor. Evet arkadaşlar, şimdi iOS kullanıcıları için bir kurulum göstereyim. İlk önce yapmanız gereken geliştirici seçeneklerini açmak. USB hata yaklamasını açıp direkt Gegurux, FBS Doçk, Gamesir World'u indireceksiniz. Bunları ben açıklama kısmına bırakacağım. Bunları indirin arkadaşlar. Ayarlara girip geliştirici seçeneklerini açıyorsunuz. Ondan sonra USB hata yaklamasını açıyorsunuz. Bunları açtıktan sonra Bluetooth'unu açıyorsunuz. Bluetooth'unuzu açtıktan sonra Gamesir X1'in konsolunun düğmesini açın. Normal Gamesir X1 diye bir eşleşme çıkacak arkadaşlar. Bunları eşleştirin. Ondan sonra Gegurux programına girin. Gegurux programına girdikten sonra şu mavi yazılı kısmının 3316 sürümü üstü olması lazım. Ya değilse de, yani 6 ise üstü ise fark etmez, yine de mavi butona basıp güncelleyin. Bir 20-25 dakika sürüyor arkadaşlar. Yani niye yükleme yapmıyor diye kapatmayın. Biraz uzun sürüyor cidden. Gegurux'un güncellemesini yaptıktan sonra direkt FBS Doçka girin arkadaşlar. FBS Doçka tıkladığınız gibi zaten kendi güncellemesini otomatik alıyor. Ondan sonra yine cihaz kendi kapanacak. Cihaz kapandıktan sonra Bluetooth'unuzu açtığınızda Gamesir X1'in yok olup FBS Doçk adlı bir Bluetooth cihazı gelecek. Ondan sonra Gamesir World'u indireceksiniz arkadaşlar. Gamesir World zaten direkt hepsi ayarlı kendisi. Gamesir World'u indirdikten sonra oradan PUBG olup oyuna giriyorsunuz. Yani bu FBS Doçk mouse ve klavyeyi kontrol edebilmeniz için. Orada zaten otomatik kendisi atama yapıyor. Tuş atamalarını. Siz sadece oyun oynuyorsunuz. Yani yine de kendiniz, eğer ben kendi atamalarım, yani kendi PUBG vuruş ayarlarımı eklemek istiyorum diyorsanız ekran görüntüsü alıyorsunuz. Gamesir World'un içine yüklüyorsunuz yani. Başka bir zor bir yanı yok. Ama yani size tavsiyem hazır ataması yapılmış olanı kullanmanız daha mantıklı. Yani hiç yoktan uğraşmazsınız. Bizden bu kadar arkadaşlar. Yani cidden bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Yani çok iletişime geçiyorlar. Çünkü YouTube'a da baktım. Kimse bununla alakalı video çekmemiş, yani problemlerle alakalı. Ya herkesin işte satış anlaşması var. Komisyon alıyor herkes. Yani ürünü tanıtıyor, geçiyor, yani başka bir şey yapmıyor. Benden bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.